Şimdi hem soru sorabilirsiniz ama Evet. özellikle yorumlarınızı da merak ediyorum. Başlayalım sizinle. Şimdi Merkez Bankası'nın sabit tutmuş olması evet bekleniyordu dedi. Katılır mısınız? Ve tabii hani mesela ben merak ediyorum ama varsa bir yorumunuzu alabilirim. Açıklamayı nasıl buldunuz? Amerika'nın o zaman bu kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecektir? Ben hocama şunu sormak isterim. Biz bakanın açıklamasından, hocam da açıkladı, 3 ay bakacağız, duruma göre karar vereceğiz. Yani bunun bütün piyasadaki bu ekonomiyi takip edenler, yani 3 ay faiz arttırımı, faizde düşüş olmayacak, sabit kalacak diye algıladı. Yani 14 bazında kalacak diye algıladı. Şimdi eğer böyle bir şey varsa, önünü görmek istiyorsak, geçendeki o tansiyonun yüksek olduğu dönemde, herkesin çok gergin olduğu dönemde, diyelim ki faizleri sabit tutsa da bu 3 ayı yarımşar yarımşar düşürseydi, acaba biz 18 krizini yaşamaz mıydık? Yani o 2 puanı düşürdüğü şeyi mi Evet söylüyorsun? evet. Yani 2 puan daha yerine temkinli gidip, mesela şimdi 3 ay bekleyeceğiz muhtemelen. Ben edindiğim ekonomi yönetiminden de edindiğim bu bakanın, yani bekleyeceğiz derken sabit tutacak yani 3 anlamında ay mı? sabit gözüküyor. Ama şimdi mesela Fed dediği gibi bir artırım yaparsa 3 ay pek belki de sabit Bakın tutmayacak. Fed'in, Belki artırmak zorunda ben kalacak oraya. artırmayı pek Yani beklemiyorum. şöyle, En azından indiremeyecek o zaman. Fed'in kararları çok fazla değişmiyor. Yani Amerika'daki herkes Fed'in 3 aşağı 5 yukarı ne yapacağını biliyor. Mesela 3 veya 4 kere arttırması 0,25'ten düşünün. 4 sefer arttırsa 1 puan ediyor. 3 sefer arttırsa 0,75 ediyor. Yani bu o kadar yüksek bir rakam değil. Bizim için tabii, Amerika için tabii önemli bir rakam. Şimdi Amerika'da enflasyonun kalıcı olduğu konusunda Fed diyordu ki geçici bu falan filan, ama artık Biden bile itiraf etti. Yani bu öyle Tabii, kolay değil kalıcı, dedi. evet. Avrupa için aynı şeyler söylendi. Yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde yeni açıklama yaptı. O da Avrupa'daki enflasyonun kalıcı olduğu noktasında görüş Hatta belirtiyor. tırmanabileceği Evet. Yani o yorumları var. nedenle, yani buradaki şey belli. Yani Avrupa'da ve Amerika'da yüksek seyredecek. Yani nedir? Amerika'da işte 6-7 seviyelerinde seyrediyor şu anda. En azından o seviyelerde koruyacak. Euro bölgesi ortalaması Evet. 5,5. Fed bunu zaten bir anlamda yeni Fed başkanı deklare de etti. Yani öyle çok kolay düşmeyecek dedi. Herkes bir yıllık vade veriyor. Hatta daha uzun veren var. Avrupa için de aynı şey. Ama bizde Ocak'ta pik yapar, Haziran 2023'te tek hane olur ifadesi var. Yani şimdi onu bilemiyorum. Yani Bakan söylediği için söylüyorum ben. ama daha önce de bizim bütün orta vadeli planlara bakın. Döviz kuru kaç gözüküyor, enflasyon kaç gözüküyor? Hiçbirisi tutmadı. Yani böyle de bir durum var. Çünkü bunu şunu yoruma has bir şey değil bu. Orta vadeli planlar belli. Oradaki sonuçlar da belli. Hatta Ya enflasyon, Avrupa Amerika kalıcı derken o zaman çok gerçekçi yani bulmuyorsunuz Haziran'da tek haneye inecek olmasına yani enflasyonun. bilemiyorum. Keşke inse. Ama ben Yalnız bakmak lazım. İsmet Yani abi 2023 Haziran tekhane diyor. biliyorum biliyorum. Bir Ha. yıl, yani kastettiğimiz 3 Evet, aşağı yani 5,5 yıl. tekhaneyi 2023 Ha. Haziran Yani öngörüsü. dünyada, çünkü emtia fiyatlarında ciddi bir artış var. Dünyada genel bir kuraklık var. Bütün bunları da hesaplayalım. Ve bizim sanayimiz ithalata bağımlı bir sanayi. Yani onu da hesaplayalım. Peki. Tarımda ciddi bir ithalatçı pozisyondayız şu anda. Özellikle başta buğday olmak üzere. Peki şöyle yapalım. Sefer Hoca'ya sorunuzu Evet. tekrarlayın. Sefer Hoca'dan alalım. Ondan sonra sizden devam edip hem sorularınızı hem Evet. yorumlarınızı Yani alayım. acaba diyorum ben, o krizin çok tartışmalı olduğu, gergin olduğu dönemde, örneğin faizi indirmeseydik de şimdi indirseydik kontrollü bir şekilde, daha doğru olur muydu? Bu yaşadığımız olayları da yaşamaz mıydık? Onu da şundan söylüyorum. Yani bu dolar biliyorsunuz çok hızlı gitti. Birçok insan daha da yüksek gidecek diye ortalık sıkıntıya girdi. Ve birçok insan, ne yazık ki garibanlar, bakanın deyişiyle küçük tasarrufçu çarpıldı. Tabii devletin küçük tasarrufçuyu çarptırmamak diye de bir görevi var. Ama çarpıldı. Eğer bunlar yaşanmaz mıydı? Mesela çok geniş bir kesim zarar görmese olmaz mıydı? Veyahut da öyle bir yöntem izlenseydi zarar görmemiş olur muydu? Buyurun Sefer Hoca. Tabii bu tartışılabilir. Yani hani Merkez Bankası ilk defa 100 bas puan, arkasından 200, arkasından tekrar 100, arkasından tekrar bir 100 daha indirdi. Yani bunu böyle yapmasaydı da işte bir defa da 500 indirseydi ya da bir defa da 300 indirip diğerinde 200 indirseydi. Şöyle söyleyelim. Şimdi Merkez Bankası'nda bu kararlar verilirken
bütün senaryolar çalışılıyor. Bütün senaryolar o kararı verecek olanların önüne koyuluyor. Yani o ayki enflasyon nereye gidiyor, önümüzdeki dönem nereye gidecek, küresel konjonktürde ne gibi gelişmeler var? Bunların tamamı farklı şekilde ele alınıyor. Yani eğer biz bu ay mesela bu enflasyonla, işte bu konjonktürle 100 bas puan indirirsek ya da artırırsak bunun işte kurlara etkisi ne olur, enflasyona etkisi ne olur? Bunların tamamı çalışılıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani pek bir şey değişmezdi. Hani bir defada 400 indirmek, 500 indirmek, tam tersine bir defada o kadar büyük oranını indirmeniz daha büyük şok etkisi doğurabilirdi. Yani o yüzden hani bunlar milimetrik olarak hesaplanıyor. Yani 100 indirdiğimizde kurlar üzerindeki etkisi şu kadar olur. 200 indirirsek bu kadar olur. Artı bu hani 100-200 indirelim meselesi de değil. Diyelim o ayki verileri neyi gösteriyor, ona bakılıyor. O yüzden o ayki veriler 200 indirmeyi gerektiriyorsa Merkez Bankası o şekilde hareket ediyor. Peki. Ama diğer ay değişir bu, 400'e çıkar, 400 indirir. O yüzden hani o verileri görüp, o senaryoları görüp ona göre karar vermek lazım. Yoksa galiba, dışarıdan hani biz... buyurun. Hocam galiba yanlış anladı. Ben hani orada onu indirmeseydi, o arada çok gergindi çünkü ortam. İndirmeseydi de ya mesela... Siz şey diyorsunuz, şimdi yavaş yavaş aşağı çekseydi. Ekonomistler şey diyor, şok indirir. İndirme, şok, iniş. Onun yerine diyorsunuz ki yayarak 0.50-0.50 ya da 0.25-25. Öyle yapsaydı mesela bu döviz şoklarını yaşamamış olabilir miydik? Benim derdim küçük yatırımcıların zarar görmemesi için bir yöntem olabilir miydi? Evet, çünkü küçük yatırımcı çok zarar gördü, çok etkilendi, yorumu yapılıyor. Evet. Ya şimdi ben şunu anlamadım, hakikaten anlamadığım için soruyorum. Yani küçük yatırımcı dolar 18 lira olacak, dolar 30 lira olacak diye her gün... Bu döviz bürolarının önünde toplanan insanlardan bahsetmiyoruz değil mi? Ya da çok büyük, çok büyük böyle piyasaya müdahale ederek doları daha da yukarı çıkartmak isteyen insanların zararından mı bahsediyoruz? Hayır. Ben yo, gerçekten anlamadığım için soruyorum. Şu yani, insanlar, şimdi bu... Şimdi çünkü şöyle oldu İsmet Bey, onlar dolar 30 lira olacak refleksiyle, duygusuyla akın ettikçe dolara market fiyatları arttı. Evlerini sattılar, arabalarını sattılar, doların 30 lira olma ihtimalini satın aldılar. İşte bunu yaparken kredi çektiler. Bankadan kredi çektiler. Hatta ben bizzat şahit oldum. Esnaf odasından araya milletvekili sokup kredi çekip çok düşük faizle dolara yatıran insanlar gördüm, kim tanıdım. Kim yarattı bu beklentiyi? İşte bu havayı diyorum. Şimdi kim yarattı bilmiyorum. Kim, şey olabilir mi? Sabah akşam televizyonda böyle çok ilginç tiplerle, ifadelerle Türkiye battı, batıyor lobisi bunu yapabilir mi mesela? Ya şimdi arkadaşlar şunun adını koymak lazım. Bu insanları dolara yönelten çevreler bence ciddi bir suç işlemiştir o dönemde. O refleksle Türkiye'de hayat pahalılığının artmasında, market fiyatlarının artmasında o bir aylık, bir buçuk aylık süredeki bu manipülasyonların da etkisi çok olmuştur. Küçük yatırımcı diyoruz ama gariban halk, asgari ücretli, asıl faturayı onlar ödedi. Markette ödedi, çarşıda ödedi, pazarda hala ödedi, her diyor. Yerde ödedi. Hayır, başka diyor. Ödedi. Yani şimdi hani onların zararlarından bahsedeceksek bunların zararlarından da bahsedelim. Hayır, hepimizin izlediği bir şey var. Bu ya 18... Kusura bakmasınlar, kimse size evinizi satın dolara yatırın demedi. Arabanızı satın dolara yatırın demedi. Hayır, bak, hani bunlar satmış... söylendiği için söylüyorum. Ya anladım. Tanıdığım var, evlerini sattılar, dolara yatırdılar, mağdurlar. Kim dedi kardeşim size evi sat diye, şimdi dolara yatır bu diye? Bu tür işlerde zaten vagona en sonunda en garibanlar binir. Vallahi çünkü ben küçüktür zaten... karar verene kadar ben... Atalan Üsküdar'ı geçer. İsmet abi, ben zaten yıllardır anlamadığım bir şey var. Bu döviz neden yatırım aracı, anlamış değilim. Ya insanlar, ciddi söylüyorum. Bakın yani. Burada şöyle bir döviz niye yatırım manzara aracı çıktı. Olsun şimdi ya? Dövizin artış dönemini, sürecini izleyin. Şimdi biz mesela 9-9. Şimdi şu anda dövizin gerçek değeri, bütün araştırmalara bakın. 5 Nisan kararlarını baz alın. Nereyi baz alırsanız baz alın. 9,5-10,5 arasında seyreden bir gerçek değeri var şu anda. Doğru. Henüz ona inemedi ama. İnemedi. Şu anda da i̇nemedi, çok yüksek. Hala 13'te evet. Direniyor. %30, 13,3'te direniyor. %30 şişkin döviz bence evet. Şu anda. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Türkiye üzerine çalışan işte uluslararası finans kuruluşları açın. Robin Brooks'un tweetlerine bakın. O sık sık atıyor bunları. Yani onlar da bu hala şişkin olduğunu söylüyor. Zaten öyle. Şimdi döviz düştü falan diyorlar da şimdi aslında tam da düşmüş değil yani. Şimdi Eylül'den bu tarafa bakarsak %60 civarında bir devalüasyon söz konusu. Peki.